Selamlar arkadaşlar. Sabahattin Ali'nin muhteşem kitabı Kürk Mantolu Madonna ile karşınızdayız. Bu kitabın hafıza teknikleri kullanılarak resimli ve sesli özetini çıkardık. Umarız hoşunuza gider. Eğer benzer videoların gelmesini isterseniz yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Kitap, Rasim'in işini kaybetmesi ve iş arayışına koyulmasıyla başlar. İş aradığı bir gün, eski arkadaşlarından Hamdi ile karşılaşır ve ondan yardım ister. Nitekim Hamdi, müdürü olduğu iş yerinde bir iş teklif eder. Rasim, utana sıkıla da olsa bu teklifi kabul eder. Raif Efendi denen yaşlı, sessiz, sakin bir adamla aynı odada çalışacaktır. Raif Efendi çok az konuşuyor, kendisine verilen çevirileri titizlikle yapıyor ve boş zamanlarında masasının çekmecesinde duran bir kitabı okuyordur. Raif Efendi'nin hastalanıp işe gelmediği günlerden birinde yapılacak bir çevirinin ona ulaştırılması gerektiğinden Rasim, Raif Efendi'nin evinin yolunu tutar. İçeri adımını atar atmaz Raif Efendi'nin içine kapanıklığının sebebini anlamıştır. Bu zavallı, yaşlı adam oldukça kalabalık bir evde sürekli ezilmektedir ve üstelik bu kalabalık ailenin tek geçim kaynağı Raif Efendi'nin 3 kuruşluk maaşıdır. Lakin bu defa Raif Efendi çok hastadır. Rasim'den iş yerindeki çekmecesinden eşyalarını getirmesini rica eder. Asıl hikaye, Rasim'in çekmecedeki kara kaplı defteri bulup okumasıyla başlar. Okuduktan sonra defteri yakacağına dair Raif Efendi'ye söz verir. Defter, Raif Efendi'nin hayat öyküsünü anlatmaktadır. Raif, genç bir delikanlı olmasına rağmen içine kapanık ve oldukça yalnızdır. Tek dostu kitaplarıdır. Babası bir sabun fabrikası işletmektedir ve Raif'in sabunculuğu öğrenmesi için onu Almanya'ya göndermeye karar verir. Raif Efendi Almanya'ya vardığında bir pansiyona yerleşir ve bir sabun fabrikasında işe başlar. Lakin zamanla fabrikaya daha az uğramaktadır. Her gün parkları, sergileri ve Almanya'nın çeşitli yerlerini sabahtan akşama kadar gezmektedir. Bir gün gazetede reklamını gördüğü bir sergiye gider ve bir tablo ile karşılaşır. Kürk mantolu Madonna ile. O gün ve devamında serginin açılışından kapanışına kadar o tabloyu seyreder. Kürk mantolu Madonna onu çok etkilemiştir. Raif Efendi, pansiyonda kalan bir arkadaşıyla gezerken kürk mantolu kadına rastlar. Ertesi gün kadını tekrar görebilme umuduyla aynı yerde onu beklemeye başlar ve geldiğinde onu bir gece kulübü olan Atlantis'e kadar takip eder. İçeri girdiğinde kürk mantolu Madonna ile karşılaşır. Kemanı çalıp şarkı söylemektedir. Kadın şarkıdan sonra gelip Raif Efendi'nin masasına oturur ve adının Maria Puder olduğunu, kürk mantolu Madonna'nın ise kendisinin otoportresi olduğunu söyler. O günden sonra Maria Puder ve Raif Efendi arasında bir arkadaşlık başlar. Maria Puder'in her fırsatta ondan herhangi bir beklentisi olmaması gerektiğini, hiçbir erkeğe bağlanıp aşık olamadığını dile getirmesine rağmen Raif Efendi ona sırılsıklam aşıktır. Her gün buluşup botanik parkları, sergileri, bahçeleri gezmektedirler. Sonunda Maria Puder de Raif Efendi'ye aşık olduğunu itiraf eder. Fakat her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi onların mutluluklarının da bir sonu vardır. Bir gün Raif Efendi bir telgraf alır. Telgrafta babasının öldüğü, gelip fabrikanın başına geçmesi gerektiği yazılıdır. Raif Efendi işlerini düzene soktuğunda Maria Puder'i de yanına aldırmak üzere Türkiye'ye döner. Bir süre mektuplaşırlar fakat birdenbire Maria'dan gelen mektuplar kesilir. Raif Efendi senelerce ondan habersiz yaşar ve eski, içine kapanık haline geri döner. Yıllar sonra İstanbul'da Maria'nın kuzeniyle karşılaşır. Yanında da küçük bir kız çocuğu vardır. Yıllar önce Maria'nın öldüğünü, küçük kızın ise kendi kızı olduğunu öğrenir Raif Efendi. Kimse kızın babasının kim olduğunu bilmemektedir. Raif Efendi ilk defa kızıyla karşılaşmaktadır ve
Kızı şimdi annesinin kuzeniyle beraber bir trenle uzaklaşmaktadır Raif Efendi'den. Bütün defteri okuyan Rasim, hasta olan Raif Efendi'nin yolunu tekrar tutar. Fakat içeriden gelen ağlaşmalar ona her şeyi anlatmaktadır. Raif Efendi, büyük sırrıyla beraber sonsuz yolculuğuna çoktan çıkmıştır. Ve kim bilir, belki de Raif ile Maria Puder, yani namı diğer Kürk Mantolu Madonna, öte tarafta yeniden beraberlerdir şu anda.